Sadece arkadaşlarıma falan yazıyorum. Her gün yazıyorum abla. Yalan olmasın yürüdüm. Oho. Sosyal TV ekranlarından herkese merhaba. Biliyorsunuz malum teknoloji çağındayız ve işte elimizde görmüş olduğumuz şu sevimli telefonlarda bütün anı neredeyse burada yaşıyoruz. Birçok paylaşımımızı da burada yapıyoruz. Hatta öyle oluyor ki sadece tanıdığımız arkadaşlar değil, tanımadığımız arkadaşlarımıza da DM dediğimiz mesaj kutularından yazıyoruz. Yok yok. Ya bir ara kullandım. Hiç DM'den sizi rahatsız eden, size sosyal medya tabiriyle yürüyen, mesaj atan birileri oldu mu? Aa çok geldi. Abi lütfen cevap verir misin? Hiçbirine de cevap vermiyordum. Sevgiden değil yani. Engelliyorum direkt. Ya da siz herhangi beğendiğiniz ama tanımadığınız birine DM'den mesaj attınız mı? Selam, merhaba. Merhaba falan. İşte cevaplarsa sokakta sizlerde. Saçma sapan yazanlar oluyor. Hatırlıyor musun o saçma sapanlar? Yok hayır hiç hatırlamıyorum. O kadar saçma sapandı ki diyorsun. Evet. Hayır. En sonki DM'ini hatırlıyor musun? Merhaba falan tanışmak için. Tanışmak için. Hiç cevap veriyor musun? Hayır. Söz kimseye söylemeyeceğim. Vermiyorum gerçekten. Vermiyorsun. Peki sen beğendiğin ama tanımadığın birine DM'den yazdın. Asla. Yürüdüm. Yalan olmasın yürüdüm. Peki ne yazdın hatırlıyor musun? Yürüdüm. Ne yazdım? Orasını hatırlamıyorum işte. Çünkü bazen farklı konusuna göre değişiyor. Yani bir bayan mıydı? Bayan arkadaş mı? Tabii ki. Beğendin, hoşlandığın birisiydi, yazdın. Peki sana yürüyen oldu mu? Bana yürüyen olmadı. İster miydin? Yani isterdim, niye istemiyorum? Yazan oldu, hemen kapatıyorum zaten, ben şey yapmıyorum. Bak şimdi burada çelişkili bir şey var. Kullanmıyorum diyorsun, bilmiyorum diyorsun, yazan oldu. Yakalandı. Yo buyur, telefon kapalı. Kontrol ederim. Yenge evet, var değil mi? Var, buyur et. Sonra yengeye de buradan ifşa edeyim. Tamam, tamam buyur, buyur et. Aç bakalım. Açılmıyor işte, kapandı. O yüzden veriyorsun. Abi lütfen cevap verir misin diye bir mesaj geliyor en son. Abi mi? Abi lütfen cevap verir misin? Fanlardan, sevenlerden geliyor. Ha, öyle. TikTok'tan hani Instagram'a giriyorlar, oradan yazıyorlar işte. Kızlar yazmıyor. Ya yazıyor da fazla girmiyorum. Bir tane iki tane değil ki. Hangi birine cevap vereyim diyorsun? Şöyle bir şey zaten orada yazanlar hepsi menfaat yani. Hani sırf ünlü olduğum, tanıdık olduğu için yazıyorlar. Kimse öyle sevgiden değil yani. Kişiye göre değişir. Nasıl yani? Öyle. Ya zaten kız arkadaşım var. Şu an öyle bir şey yapmam da mümkün değil. Kız arkadaşın olmadan önce? Oho. Ne yazıyordun? Yani siz bile yürümüşsünüzdür. Ben düşünmem lazım. Ben düşünene kadar sen söyle. Ne yazmıştın mesela? Yani illa bir şeyler yazmışım da. Selam tanışalım mı falan gibi mi? Yoksa daha şiirsel bir şey mi? Daha çok böyle fantastik şeyler yazarım. Herkesin yazacağı şeyler yazmam. Daha dikkat çekebilmek için. Tabii. Ne yazıyorlar? Niçin yazıyorlar? Hatırlıyor musun mesela? Ya bir mesaj geldi. Şimdi söylesem mi söylemesem mi tereddütte kaldım. Bir kulağıma söyle. Sus tamam. Öyle bir şeyler geldi. Ondan sonra bir daha da gelmedi zaten. Engelledi. Peki böyle sizin gibi gençler DM'den yürümek dediğimiz bir tabiri kullanıyor sosyal medyadan ki birbirinize baktınız sana geleceğim sen yürüdün galiba birine. Sen anlat sana ben bırakacağım. Dur sana da gelecek sıra bekleyin hepinizi tek tek sorgulayacağım. Sen birine yazdın mı? Hadi itiraf. Her gün yazıyorum abla. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Nasıl ya? Ne yazıyorsun oğlum? Selam ya da storiesine alev atıyorum falan öyle. Beğendiğin, hoşuna gittiği ve arkadaşlık kurmak istediğin. Aynen. Bir bayan arkadaşı. Evet. Çok da rahatsız etme bak. Seni buradan... Ya bir yerde kullandım. Sonra bana göre olmadığını anladım. Neden? DM'den yazan çok mu? Ya hem öyle hem işte bayağı şey oldu ya. O yüzden ben de kullanma gereği duymadım ya. Karıştı olaylar yani. Aynen öyle. İki fotoğraf paylaştın ortalığı karıştı. Sosyal medyayı yıktın yani. Hayır ya öyle değil. Olaylar büyüdü mü böyle polise kadar, adliyeye kadar? Evet. Oha çarpıttı ya. Birine numaramı ver. Evet birine numaramı verdim. Ondan sonra numaram bir sayfaya gitti. Bir sayfaya gitti anladım. Çok kötü bir sayfaya gitti. Oradan yayıldı işte. Sonra arayanlar falan filan derken bayağı karıştı. Ben de ondan sonra bir daha kullanmadım. Tövbe ettin. Aynen. Hiç DM kutuna seni tanımayan, seninle tanışmak isteyen böyle ilginç mesajlar geldi mi? Aa çok geldi. Aa, hatırlıyor demek ki. Söylesene bir tane bakalım nasıl? Ya bir kere en garip olan şey hemcinsimden geldi. Öyle mesajlar çok alıyorum ben. Sürekli alıyorum. Hani artık rahatsız. Buradan da söylüyorum rahatsız oluyorum arkadaşlar yazmayın bana. Adını söyle sosyal hesabını söyle artık buradan yazan yaz. Instagram'dan Pişar Sönmez'den lütfen herkese yazmasın rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok mesaj alıyorum rahatsız oluyorum bu konuda.
yazıyorlar mesela. Söyleyebiliyoruz mu buradan? Yok bir dakika. Yani arkadaşlık kurmak istediklerini ya anladık ama biraz daha... Arkadaşlık kurmak istiyorlar. Arkadaş daha yakın temas kurmak istiyorlar. Ben de malum korona olduğu için, hetero da olduğum için bunları pek istemiyorum. Erkekler de tercihim değil. Evet, erkek de tercihim değil. Daha güzel kızlar tercihimdir, buradan duyurulur. Sizi tanımayanlar yazdı mı hiç sizi? Çalışmak için. Yok. Abi düşündü bir dakika. Yok. Abla da var burada, o yüzden... Tamam, aile saadetine zarar vermiyor. Ama oluyor, bana da oluyor yani, yazıyorlar. Evet ama cevap vermek zor. Öyle geliyor da ilgilenmiyorum. İlgilenmiyor, ne kadar gül gibi. Evet. Ablamız var burada şu an. 40 yıllık hatunu ne yapalım? Değil mi yani? Yani evet. 40 yıllık hatunu, 3 günlük hatunu mu? Evet. Peki sen birine DM'den yazdın mı tanışmak için? Ya da sizin tabirle, genç kuşak tabirle ya, yürüdün mü? Birine yazmamışımdır ya. Kolay kolay. Yazma, kimseye yürümedin, yazmadın. Yok. Kaç takipçin var? TikTok'ta 70 bin, Instagram'da 10 bin. Hadi ya. Adresini de söyle bakayım. TikTok adresim mi? Söyle, TikTok'u da söyle. Hakan WSK16. Instagram Hakocan XX616. Evet, Hakan'a yazıyorsunuz kızlar. Artık bundan sonra DM'den cevap verecek değil mi? Teşekkür ederim, evet. Ben bakarsam, teşekkür ederim. Görürsem de cevap veririm ya arada bir. Ben de yazacağım, bakayım cevap verecek. Sen yazarsan ben bakarım ablayı veriyorum. Peki sana yürüyen oldu mu? Evet. Ne hissetmiştin? Hatırlıyor musun ne yazıyordu? Benzer şeyler. Benzer şeyler, aynı şeyler. Tam hatırlamıyorum ama tanışmak istemediğim halde sürekli yazanlar oluyordu. Ne yapıyorsun, engelliyor musun? Engelliyorum. Yok yani, sadece arkadaşlarıma falan yazıyorum. Peki sana yazan oldu mu hiç? Yani arada oluyor ama cevaplamıyorum. Ne gibi mesela, kimler yazıyor daha çok? Erkek oluyor, kız oluyor falan. Hatırlıyor musun en sonki mesajı DM kutundaki? Yani bakmadım ama kız oldu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Beğenmedin diye mi cevap vermedin yoksa? İlgilenmedin. Evet, ilgilenmedim. Yani bana yazıyorsa herkese yazıyordum. Daha önce bir sapık denk geldi bana, benim oturduğum çevrede. İsim vermeden konuşuyordu benimle. Kızlara yazıyorum, selam, ne haber, nasılsın? O tarzda cevaplar. Evet. Ya, genelde benim DM kutum kaykayla dolu. Kaykay sürüyorum, sporcuyum. Öyle mi? Mesela 21 Haziran'da Dünya Kaykaycılar Günü var. Bursa'daki bütün kaykaycıları ben topladım, ben organize ediyorum. Sana yazan oldu mu? Çok oluyor. Kaykay videolarımı genelde hep ateş atıyor kızlar. Oof. Hemen oraya efektle Semih bir ateş. Ateşini yolla bana. Ben bunu kızlar için yapmıyorum ya. Ben bunu spor için yapıyorum. Yani kızlar için yapılır mı oğlum? Çoğu kaykaycı mesela şu anda popüler olduğu için kızlar için yapıyorum. Mesela hava olsun diye yapıyorlar. En sonki ya da böyle en ilginç mesajları hatırlasan hangilerini hatırlarsın? Ya şu anda hatırlamıyorum da birçok istek falan oluyor. Ne yazıyorlar? Tamam. Ya mesela selam, merhaba, çok güzel kızsın falan, öyle o tarz şeyler. Cevap veriyor musun? Yok, çok büyük insanlar yazıyor çoğu zaman. Peki sen hiçbirine yazdın mı DM kutusundan? Ya öyle değil de gördüğüm birisini yazdım işte. Sen ne yazdın? Selam, merhaba. Aynen. Sana yazılanları kopyala yapıştın. Öyle mi yaptın? Evet. Hiçbirine de cevap vermiyordum. Hatıra olarak saklasaydın. Hayır, saklamam yani. Benim için boş. Hepsini sildin. Evet, sildim. Peki hatırladığın kadarıyla nasıl mesajlar geliyordu? Çok değişik mesajlar geliyordu. Hep saçlarımla ilgili yani. Saçlarım öyle. Her gün saçlarımı değiştirdiğim için rengine insanlar soruyor yani. Instagram'ı başka bir nedenle kapattım. Bunun altında başka bir hikaye vardı, ben biliyordum. O hikaye. Ne yaptılar söyle. Yine aramızda kalın. Gerçekten birazcık boş gelmeye başladı bana. Öyle kapattım yani. Nasıl cevap veriyorsun ya da cevap vermiyorsun? Engelliyorum direkt. Engelliyorsun. Son gelen mesajı hatırlıyor musun? Tanımadığın bir mesaj. Hayır. Kadir'cim, senin arkadaşların var mı? Var. En çok hangi arkadaşını seviyorsun? İdil. İdil. Yani Kadir'in demek ki bir sosyal medyası olsaydı büyük ihtimalle DM'den İdil'e yazacak. Öyle mi? Hı hı. Anlamadı ama evet, aha dedi. Peki İdil'i çok mu seviyorsun? Hı. Senin masken nerede Kadir? Annemde. Ara ara tak ama, olur mu onu? Peki okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Gitmiyorsun. Gitmek istiyor musun? Gitmek istiyorum. Peki buradan İdil'e bir mesaj göndermek istersen, İdil'e şuraya bakıp şu abiye bakıp bir şey söylemek ister misin? Evet. Hadi söyle bakayım, İdil duysun. İdil sen evde. Hemen indir, önce sen öğren. sosyaltv.com.tr